Bakın kabızlığın çözümü asla ve asla sinameke bitkisi değildir. Sinamekeyi kullanırsanız yanlış yaparsınız. Öyle çok yaygın altında. Evet içinde. maalesef. Çünkü bırakınca daha şiddetli kabızlık oluyor. Neden? Çünkü sinamekenin içerisindeki bazı sekonder metabolitler diyeceğim ben. Bağırsağın o kaydırıcı mukozası var ya sümüksü yapı ki dışkı rahat kaysın diye. Bunu dışarı atıyor. Ve bunun sekresyonunu yapan yani mukozal salgıyı sağlayan bu viluslardaki şeyleri de reseptörleri de kapatıyor. Tamam Ondan sonra daha şiddetli kabızlık. Peki çözümü nedir? Bakın sinameke hiç mi kullanılmaz? Tabii ki kullanılır seyahate çıkmışsınızdır uygun tuvalet bulamamışsınızdır tutmuşsunuzdur kabızlık tamam orada e, e, sinamekeyi kullanabilirsiniz bir iki defa ama efendim ben kabız oluyorum buna karşı az az e, her gün bir tanesini sakın ha yapmayın ve zararlı bir şey yapacağınız şeyi söyleyeyim kadın erkek İnanın kabızlıktan kurtulursunuz çok kolay. Zeytinyağlı pırasa sen sevmiyorsun. Ben sevmiyorum. Tamam bir tencere zeytinyağlı pırasayı yaptırın. Pirinçsiz ve havuçsuz dolabınızda dursun. Kaseye ya şöyle bir avuç yemekten önce bunu yiyeceksin. Zekanıza hayranım hocam. Nasıl yani, hafızanıza yani bir, yani bir kere söylemiştim sevmiyorum diye. Allah Evet bak beni. ne oluyor. Allahu alem. O kabızlık diye bir şey kalıyor. Sadece pirinçli ama. Değil mi hocam? Pirinçsiz olacak. Pirinçsiz pardon. Pirinçsiz. Havuç olabilir de havuca da gerek yok. Bildiğimiz zeytinyağlı pırası. Zeytinyağlı pırası. Sadece pırası. Evet çok güzel. Evet. Yani bak ne oluyor. Kabızlık diye bir şey kalmayacak ya. Bunu biraz düzenli yapın. Şeye girecek bozuk olan ayarlara ayar verilmiş olacak bağırsakta. Yani bütün olay bu. Yani